Polen Ege'den mutlu günler değerli izleyiciler. Ege Üniversitesi Televizyonu ekranlarında sizlerle buluştuğumuz programımızın yeni sezonunun ilk bölümünde yine karşınızdayız. Ekran başına hoş geldiniz. Önümüzdeki dönemde yine girişimcilerle buluşacak bir etkinliğin organizasyonunun planlaması devam etmekte. Biz Ege Üniversitesi olarak biliyorsunuz ki girişimcilik konusunda son derece yoğun bir şekilde faaliyetleri devam ettiriyoruz. Bu anlamda da farklı kurum ve kuruluşlarla işbirlikleriyle devam ediyoruz yolumuza. Bugün dediğim gibi 25-26 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek bir hekatonumuz var. Bununla ilgili değerli konuklarımı stüdyomda ağırlıyorum. Öncelikle kendilerini tanıtacağız sizlere ve sohbetimize başlayacağız. Ege Üniversitesi Ebiltem Teknoloji Transfer Ofisi Lisanslama, İş Geliştirme ve Girişimcilik Birimi Uzmanı Aysun Demirdoğan bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ve bir misafirimiz daha var. Kültür İçin Alan Projesi Ege Bölgesi Yerel Koordinatörü Sayın Recep Tuna bugün stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş Recep bulduk. Bey. Öncelikle nasılsınız? Yoğun bir tempodasınız. Ben öyle başlamak istiyorum. Evet. Hani buradan da yine bir yolculuğa gidiyoruz. Gideceksiniz. Bayağı yoğun bir tempo. Öncelikle vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi biraz tabii ben özetlemeye çalıştım ama tabii ki şu an çok flu bu konu. Evet. İsterseniz biraz sizinle detaylandıralım. Biz Ebiltem olarak girişimcilikle ilgili birçok faaliyeti yürütmeye çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Sizlerin de desteğiyle. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz hakikaten. Bu etkinlik özelinde, çünkü uzun süredir de devam eden atölyelerle yoğun bir şekilde aslında başladı bu faaliyetler sizin desteğinizle. Ve önümüzde de büyük bir etkinlik var. Neler yapacağız? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Buradan izleyicilerimize duyurmak istiyoruz. Ama Kültür İçin Alan Fonu'nu öncelikle bir projesini sizinle tanıyalım istiyoruz. Detaylarına girelim istiyoruz. Tabii. Nasıl bir projeden bahsediyoruz? Birçok kurum, kuruluş içerisinde yer alıyor. Büyük bir organizasyon. Siz de Ege Bölgesi Yerel Koordinatörü olarak bize desteğinizi esirgemiyorsunuz. Teşekkürler bir kez daha. Biraz bahsedebilir miyiz oluşumdan ve nasıl bir destek sağladığından kurumlara? Tabii. Kültür İçin Alan aslında bir konsorsiyum. İzmir, Gaziantep ve Diyarbakır'da güncel gösteri ve görsel sanatlarını desteklemek üzere ve bu sanat alanlarında faaliyet gösteren kurumlar, bireyler, girişimlerin kapasitelerini geliştirmek, onları Avrupalı muadilleriyle buluşturmak, bulundukları bölgede daha iyi bir kültür yönetimine erişebilmelerini sağlamak üzere kurulmuş bir konsorsiyum. Alman Kültür Merkezi'nin öncülüğünde, Goethe Institute öncülüğünde, Hollanda Büyükelçiliği, İsveç Başkonsolosluğu ve Fransız Kültür Merkezi'nin de katılımıyla oluşan bir konsorsiyum. Bunlar Avrupalı ortakları. Türkiye'den de yerel ortaklar Anadolu Kültür ve İstanbul ve Kültür Sanat Vakfı. Dediğim gibi temel amaç İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde, işte tabii İstanbul ticaretin ve kültürün başkenti olarak algılanabilir. Ankara devletin başkenti. Zaten hali hazırda oluşmuş ve yerleşmiş kültür sanat yapısının dışında bölgesel de potansiyel arz eden İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep gibi illere yoğunlaşan bir proje. Hemen detayına da gireyim aslında. Evet, biz Ebiltem'i bir fonla destekliyoruz ama Kültür İçin Alan Konsorsiyumu sadece bir fon yapısı değil. Temelde 3 tane bileşeni var. Her yılın Ocak ayında açtığımız açık çağrıyla hibe desteği veriyoruz. Güncel gösteri ve görsel sanatlar alanında geliştirilen projelere. Ama onun haricinde Uluslararası Dolaşım Programı dediğimiz İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep'ten belirlenen Kültür Sanat Kurumu öncülerinin Almanya'da Berlin'e, Hollanda'da Amsterdam'a ve İsveç'te Stockholm'e gönderildikleri bir ziyaretçi programımızda söz konusu. Hatta 6 Ekim'de yeni seyahat Stockholm'e yapılacak. İzmir'den
5 tane öncü kadın kültür sanat girişimcisini iletiyoruz. Özellikle burada kadınlara yönelik bir pozitif ayrımcılık yapmak istedik. Çünkü İzmir'in kadın girişimcileri özellikle kültür alanında çok ciddi fark yaratıyorlar. Bunların detayları bizim web sitemizde de görülebilir ama biz burada çok memnunuz bu durumdan. Bir üçüncü bileşeni de kültür için alan projesinin İstanbul'da verilen İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın öncülüğünde oluşturulan kültür yönetimi eğitim programı. Geçen hafta arkadaşlar oradaydılar. İstanbul'daydılar. Biennale de örtüştürüldü. Ve yine Hollanda Konsolosluğu'nun İKSV ile beraber düzenlediği bağlantılar kurmak konsepti içinde de değerlendirildi eğitim programı. Çok katmanlı ve çok katılımlı bir program oldu. Döndüler, çok heyecanlılar. Tabii ben onlara şunu söyledim. Kültür yönetimi eğitimini aldınız ama sadece kültür için alan fon vermiyor. Onun farkındasınız değil mi diye. Evet evet biz dışarıya açılmaya hazırız dediler. O da tabii mutluluk veriyor. Mutlaka. Genel hatlarıyla projemiz böyle. Evet. Şimdi siz anlatınca tabii dediğim gibi o flow'luk netleşmeye başlıyor. Hakikaten çok geniş bir çerçevesi var. Birçok alanda hem eğitim hem kültür yani bu eğitim yönü de tabii, çok önemli. Öne çıkıyor. Ve değişim programları da çok güzelmiş anladığımız kadarıyla. Ama hani kültüre olan destek dediğiniz gibi İstanbul, Ankara'nın dışında da evet yerelde böyle bir potansiyel var ve bunun desteklenmesi ortaya çıkması için. İzmir'i nasıl görüyorsunuz? Hani İzmir'in de yine kültür ve sanatla olan hani bağı, buradaki aktiviteler aslında hatırı sayılır düzeyde olduğunu hani düşünüyoruz biz İzmirliler olarak ama hani sizin bakış açınız da tabii bu anlamda önemli bu konuda çalışan biri olarak. Şöyle aslında tabii İzmir'in kültür sanat hayatı çok gelişmiş durumda. Başka yerlere kıyaslayacak olursak Türkiye içinde özellikle Uluslararası İzmir Festivali İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın İKSEV'in düzenlediği belediyenin de katkılarıyla çok önemli bir festival ve şimdi İstanbul'un tabii kültürdeki varlığını ve ağırlığını, sanattaki ağırlığını yadsımak olmaz. Bir dünya kenti İstanbul ve baktığınız zaman sahneleri ve işbirlikleriyle zaten programı uluslararası düzeyde. Ama İzmir'in ondan aşağı kalır yanı yok çünkü mesela Hollanda'nın senfoni orkestrası, Kraliyet Senfoni Orkestrası, Konserthebouw İstanbul'da konser verdiği gibi gelip İzmir'de de konser veriyor. Bu finansal olarak da karşılanabiliyor demek oluyor. Dolayısıyla büyük işler için de bir potansiyeli var ve bu kinetik olarak dönüşüyor ve gerçekleşiyor. Ama işte Arkas Sanat Merkezi var mesela. Şimdi Picasso sergisi var orada. Ana akım dediğimiz kültür sanat aktivitelerinde İzmir'in dediğim gibi başka yerlerden geri kalır bir yanı yok. Hatta diğer yerlere göre kıyaslandığında ciddi bir öncülüğü de var. Bizim kültür için alanla aslında yapmak istediğimiz ana akım olabilir ama ana akımın dışında alternatif yeni katılan genç girişimlerin de desteklenebiliyor olması. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü jenerasyonlar değiştikçe aslında hemen şimdiki ve önümüzdeki kültür sanat alanını bu yeni arkadaşlarımız dolduruyor ve sürdürüyor olacak. Onların bu işte küreselleşen ve herkesin birbirine teknoloji aracılığıyla daha çok yaklaştığı dünyada niteliklerinin o anlamdaki niteliklerini sanatsal anlam ayrı bir şey ama özellikle iletişim ve dışarıya bağlılıkla ilgili niteliklerinin gelişmesi için biz katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bunun da çok güzel örnekleri var. Şimdi tabii demografik olarak da bir takım gerçeklere bakmak lazım. İstanbul'dan buraya da bir göç var. Tersine göç. Evet yani yıllarca İzmir hep emeklilik hayali olarak düşünülürken şimdi yine benim gibi hayatının orta kısmına doğru gelen profesyonellerin de gelmeye
can attığı, evet, ve burada iş yapmak istediği bir hale geldi. Dolayısıyla aslında sizinle de programdan önce konuştuk. İzmir hep dışarıya beyin göçü verirdi. Şimdi hakikaten tersine bir beyin göçü var. Ve bu İzmir'in potansiyelini harekete geçirmek için çok önemli bir dinamik oluşturuyor. Evet, bunu çok büyük bir avantaj olarak kullanmak lazım aslında. Evet. Yani. Burada hemen bir ünlem koymak isterim tabii. Haklı olarak İzmir'deki bazı arkadaşlarımız ya İzmir İstanbul olmasın diyorlar. Öyle bir evet. Ben şahsen bu kanaatteyim. Zaten İstanbul olacaksa biz niye İstanbul'da kalmadık? Yani İzmir'in kendine has, çok güzel ve sindire sindire yaşadığı bir hayat tarzı var. Bu hayat tarzına uyumlu şekilde eğer bu entegrasyon yaşanırsa İzmir'de çok güzel işler yapılabiliyor. Bunu söyleyebilirim. Mesela hemen örnek vereyim buna, somutlaşsın daha çok. Monitör inisiyatifinin kurucusu Nursaç Sargon, ki bir video sanatı inisiyatifidir. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini aldıktan sonra İzmir'e geri döndü ve şu an kültür için alan onu kurumsal olarak destekliyor 2 senedir. Çünkü tam aslında şeyin kültür için alanın varlık sebebine dair bir iş yapmış oluyor ve Avrupa'dan ve Türkiye'den video sanatçılarını eşleştirerek İzmir'in bazen atıl kalmış, kullanılmayan, bazen de gene ana akıma ait mekanlarında video sergileri açıyor, konuşmalar düzenliyor ve şehri kültür sanat anlamında video aracılığıyla dönüştürmüş oluyor. Bu çok güzel. Bir başka örnek, Şafak Ersözlü ve Bahar Nihal Ersözlü'nün beraber oluşturduğu Açık Stüdyo inisiyatifi. Onlar da görsel gösteri, güncel gösteri sanatlarında bir inisiyatif. Yine İstanbul'dan İzmir'e genç yaşlarında gelerek buradaki güncel gösteri sanatları ile ilgili sanatçıları bir araya getirip aynı zamanda sahne performansları da gerçekleştiriyorlar. Biz onları da kurumsal yapılarının gelişmesi için destekliyoruz. Bunlar her zaman verdiğim 2 önemli örnek. Bir de mesela K2 Çağdaş Sanat Derneği var. Ayşegül Kurtel'in başkanı olduğu. O da zaten bir triyenal düzenliyor. 4.sü en son düzenlendi. Çağdaş Sanat Sergisi. 3 yılda bir yapılan. Ona gösteri sanatları da ekleniyor. Ve o da işte ana akımın dışında kalan ama yurt dışındaki trendleri de, eğilimleri de içine alan bir çağdaş sanat etkinliği olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bunların hepsini daha da saymaya devam edecek olursam tabii hemen şeyi söylemem lazım. Çok yeni açıldı, devam ediyor sergi. Dar Ağaç inisiyatifi var mesela. Orada gençler aslında ucuz olduğu için stüdyolarını mahalleye taşıyorlar. Ama oradaki ustalarla ve mahallede yaşayanlarla öyle bir entegrasyon yaşanıyor ki mesela bir okul programında mahallenin çocuklarına duvar boyamayı öğrettiler, heykel yapmayı öğrettiler. Başkanımız Tunsu Er de oradaydı açılış sırasında. O da sergiyi çok ilgiyle gezdi. Çok kendine has, yine İzmir özelinde naif bir şekilde dönüşen ve sanatla gelişimini sağlayan bir mahalle olarak ortaya çıkıyor şimdi. Ve bunu böyle $1 milyon vererek yapamazsınız. Bunun için istek aynen olmalı. Öyle. Ufak bir destek belki olmalı ki o naiflikte devam edebilsin. Evet, evet. O naifliği korumak anlamında evet, da çok doğru söylüyorsunuz. O kadar güzel örnekler verdiniz ki yani çok güzel şeyler oluyor hakikaten. Evet. Hani bunların da içinde yer alıyor olmak çok keyiflidir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bu güzel şeyler devam ederken biz neler yapıyoruz? Birazcık evet, Aysun Hanım'a da dönmek evet, istiyorum. Kültür için alan projesi kapsamında evet desteklenerek biz de sanatın teknolojiyle buluşması anlamında bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyoruz. Bu konudaki atölyelerimiz biraz önce de ben değinmeye çalıştım. Sizden ayrıntısını alacağız. Başladı, bir süredir devam ediyor. O atölyelerle ilgili isterseniz biraz bilgi vererek başlayalım. Neler yapıyoruz ve büyük etkinliğe doğru nasıl bir yol alacağız? Neler olacak Ege Üniversitesi'nde?
Ben en başta şeyi ifade etmek istiyorum. Çok böyle teknoloji sanat sanki buluşamıyor gibi görünüyor. Biz buluştuk. Teknoloji transfer ofisi neden sanat ile uğraşsın gibi, ama aslında birbirini fevkalade besleyen iki yapı bu. Çünkü girişimcilik diyoruz mesela. Yaratıcılığın çıktığı, yaratıcılığın yansıtıldığı, daha kolay ifade edildiği konum sanat. Bizim de bu çalışmadaki hevesimiz aslında bizim buluş bildirimlerinde, işte patent çalışmalarında fark etmemiz üzerinde. Gerçekten işte müzik olsun, farklı prensipler olsun, farklı disiplinlerde olsun çalışmalar yapılmaya başlanmış, buluşlar çıkmaya başlanmış sanat özelinde, sanat teknolojileri özelinde. Ve bunu fark ederek en azından belki bununla alakalı problemleri birazcık daha deşeleyebilirsek daha temiz bir çözüm yolu çıkarabilir miyiz? Ya da gerçekten farklı bir yol açabilir miyiz? Birazcık ürkülen iki noktada birleştirme yapabilir miyiz diye. Çünkü şu an bahsettiğimizde bile sanat teknolojileri diye sanatçılar teknoloji kelimesini görünce, teknolojiyle uğraşanlar da sanatı görünce acaba biz gelebilir miyiz diye soruyorlar. Bu ilginç bir soru. Sanat teknolojileri temelde sanat alanında çalışan ya da sanatla alakalı herhangi bir işte alana hitap eden, çalışma yapan kişilerin dahil olabileceğine inandığımız bir etkinlik. Öncesinde de şunu belirtmem gerekiyor. Geçmişte bizim yaptığımız etkinliklerden aldığımız öğrenmişliğimiz var. İşte hackathon olsun ya da işte eğitimler olsun, atölyeler olsun. Bunlarla bağlantılı olarak da biraz o öğrendiklerimizi de üstüne katarak dedik ki yani sadece tek bir hackathon olmasın. Çünkü tek başına olduğu zaman ya bir şeyler eksik kalıyor, tam aktarılamıyor öğrenme deneyimi katılımcıların kısmında ya da çıktıların ifadesi bazen geride kalmış oluyor. Geniş kapsamlı bir hackathon olarak kurguladık o yüzden. Öncesinde atölyeler var. Nisan'dan bu yana başladı. Hackathon sonrası da çıktıları güzel bir sergi oluşumuyla, hatta yine birçok yer artı dışarıda da özellikle sunmayı hedefliyoruz. Evet. Diliyoruz da herkesin keyif alacağı bir etkinlik olacak. Aynı zamanda sanat alanında çalışanların da faydalanabileceği çözümleri görebileceği bir alan olacak. Çatı konu olarak da bağdaştırabilmek açısından ifade edebileceğim. Çok fazla bilimsel veri çalışılıyor üniversitede, malum biliyorsunuz, öğrencilerden işte akademisyenlere kadar. Bu bilimsel verilerin karşı tarafı ifadesinin temiz bir görsele ihtiyacı olur her zaman ve görsel gerçekten yaratıcılık ister. Ve görselleştirilen bir çalışmanın da her görselleştirme sanat değildir. Evet. Görselleştirilen bir çalışmanın güncel sanata farklı teknolojilerle aktarılması da bizim çalışma alanımız içerisinde olacak. Bu üç başlık altında da Nisan'dan bu yana işte verinin derlenip toparlanmasından görselleştirilmesine, bununla bağlantılı olarak da sanatsal teknolojileri nasıl kullanılabileceğine dair atölyeleri gerçekleştiriyoruz. Kaçıranlar için takip edebilmeniz açısından bir kısmını dijitalleştirmeye çalışıyoruz. Ama takip edemeyenler için tekrar açmaya da gönüllüyüz. Hani bu konuda talepler olursa her zaman açık bu konuda. Ebiltem Teach.io'nun da desteği çok büyük zaten süreçler içerisinde. Başımız sıkıştığında hemen zaten bu konuda yardımcı olan birçok sağ olsun yöneticilerimiz de var. Bu konuyla alakalı da elimizden geldiğince daha keyifli bir formata sokmaya çalışıyoruz diyebilirim. Siz tasvir ettiğinizde tabii hala iş biraz korkutucu. İşte sanat, teknoloji, işte verilerin görselleştirilmesi. Hemen bir örnek vereyim. Geçen gün gerçekleştirdiğimiz bir atölye ile ilgili geri dönüşlerde hani şöyle bir şey olabiliyordu. İşte 3D modelleme, 3 boyutlu programlara hakim olma gibi bir yetkinlik gerektirdiğini biz söylediğimizde katılımcılara. Bilmiyorum hani acaba problem olur mu, katılsak mı katılmasak mı, biz biraz daha hobi anlamında düşünmüştük ama bu iş biraz ciddiye bindi falan, böyle geri dönüşler aldığımızda hani aslında o tabloyu daha çok görebiliyoruz, hani karşı tarafa nasıl yansıdığı, ama atölyenin içinde yer aldıklarında çok güzel geri dönüşler aldık. Geçen gün ben de şahit oldum hakikaten atölye boyunca. Biraz o son atölyeden bahsedebilir miyiz? Mesela o çok ilginçti. Oradaki Ege Üniversitesi'nin araştırmacılarının aslında bir projesi. Farklı metotlar kullanarak hani sonunda iş sanata kadar geldi. Nasıl doğru, oldu? Hani tabii bilmeyen için çok farklı gelebiliyor ama çok güzel şeyler çıkıyor aslında sonuçta.
bazı çalışmalarda tekrar en baştan her şeyi yapmanıza gerek yoktur. Bir şeyi değerlendirmek de esasında bunun amacı. Ege'nin içerisinde cıvık mantarlarla çalışan bir hoca grubumuz vardı. Bu cıvık mantarlar size bir mesafede en kısa yolu en temiz nasıl seçebilirsiniz onu gösteren ve bunu da besine ulaşma hedefiyle yapan organizmalar. Ve özellikle haritalandırmalarda şehirlerin daha kısa mesafelerle nasıl gidilebileceğini çözülmesinde çalışma yapıyorlar. Bunun resimsel tarafı, daha görselleştirilen tarafı esasında hocalarımızın da sanata yansıtma ve atölyeye gelenlerle beraber çalıştıkları kısım. Çok ilginç olan tarafsa hani bizim işte bununla alakalı bir sözden bahsettiler hatta işte kimin olduğunu hatırlamıyorum Afola. İşte şehircilikte 100 yıldır işte bizim çalıştığımız konuyu cıvık mantarlar işte yaklaşık birkaç dakikada çözüyor ya da birkaç günde çözebiliyorlar. Ve tek dertleri besine ulaşmak. Besine ulaşmak. Evet. Çok ilginç. Ya bu mesela bilimsel yapılan bir çalışma, hani bunun çıktısı artı bunu esasında daha farklı güncel sanatlara aktarmak bizim de derdimiz oluyor. Yani biraz somutlaştırmak gerek belki de ne anlatmaya çalıştığımızı ifade etmek için. Hatta bugün konusu geçti daha. Japonya'da 2009'dan bu yana sadece bir hologramik kişinin konser verip binlerce kişinin dinlemeye gittiği, fanı olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Teknolojik yapıdan. Yani ismi gene yanlış olmasın. Hatırlayamıyorum tamam. Vocaloid olarak geçiyor. Bunlar tamamıyla kendi ses yapılarını oluşturan, kendi şarkılarını besteleyebilen yapay zeka tabanlı çalışmalar. Şimdi bunlar çok ütopik gelebilir ama daha biraz daha aşağı doğru gelirsek daha temelde neler yapabiliriz gibi. Elinizde olan çok basit. Mesela Twitter'da yaptığı şeylerle alakalı eğilimleri. Çok temel. Bu sırada kullanabiliyorumdur umarım bu sosyal medya isimlerini ama yaptıkları işte paylaşımlarla ilgili ben ne kadar işte X kelimesi kullandığımı çekip günlere yayıp sonra bunu alıp tamamıyla hareketli mekanik bir heykele dönüştüren kişiyle karşılaşabiliyorsunuz. Hı. Avrupa tarafında. Bunun ifadesiyle alakalı başka formatlar da var. Biz de zaten bunu etkinlik sırasında elimizden geldiğince uygulatmaya, hani göstermeye, görselleştirmeye, deneyimletmeye çalışacağız. Atölye sahipleri çok kıymetli bizler için. Epey yol gösterdiler, danışmanlar yol gösterdiler. Yani kendilerine de teşekkür edeyim ayrıca. İsim vardı. İşte bakın ne kadar farklı ufuklar açılıyor. Yani çok şaşırıyoruz ama bunlar artık dünyamızda şu anda olan şeyler. Bunu yakalamak lazım. Tabii. Gerisinde kalmamak lazım. Hani bu anlamda sizlerin de desteğiniz hakikaten önem taşıyor. Bu tarz olayların daha artmasıyla alakalı. İzmir özelinde, Ege Üniversitesi'nde öğrencilerimizin özellikle girişimci adaylarının bu işin içine biraz daha katılıyor olmalarına ön ayak olmaya çalışıyoruz açıkçası. Bir detay girebilirim orada. Belki Ege Üniversitesi'nden çıkan bir girişimdir kendisi de. Mesela ses tellerinin yumuşatılmasıyla alakalı geliştirdikleri bir cihazla vokal olan kişilerin hizmetini sundukları bir tüp sistemi yapan hocamız vardı. Mesela bu da bir çeşit esasında sanat tarafına hizmet eden, belki biraz daha farklı görünüyor ama sanatla alakalı bir şey hizmet eden bir buluş olarak karşımıza çıkıyor. Hani görsel gördüklerinizin dışında bir de bu alanda sanatsal çalışmalara katkı sağlayan birçok şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Hatta gene sizin bugün verdiğiniz bir örnek vardı. Filmde kullanılan seslerle alakalı. Evet, evet, evet. Beşinci Element filmindeki soprano'nun aslında beş farklı tonun üst üste koyularak dijital olarak oluşturulan bir sese sahip olduğu. Tabii biz onu anlamıyoruz çıplak kulağımızla ama uzmanları anlıyorlar. Öyle bir sesin aslında dünya üzerindeki herhangi bir soprano'da olmadığı ama bir derleme, bileşim olduğu. Şimdi ben müsaade ederseniz biz niye Ebiltem'i bu projeyle destekledik? Nasıl bir süreç yaşandı? Kısaca onu anlatmak isterim. Hekaton mantığını zaten duymuştuk, biliyorduk ama tabii girişimcilik ve teknolojik faaliyetlerde daha çok vardı.
aslında açık çağrıya 3 ya da 4 tane benzer şekilde proje başvurusunda bulunuldu. Yine genç girişimcilerden de vardı. Ama biz konsorsiyum olarak özellikle değerlendirme komitesi üyeleri, o saydığım ülkelerin temsilcilerinden, diplomatlarından ve kültür yöneticilerinden oluşuyor. Kurumsal yapısı sebebiyle ve imkanları sebebiyle Ege Üniversitesi'nde bu işin daha çok birleştirilmesini arzu etti. Ve Aysun Hanım'la zaten konuşarak biraz projeyi de geliştirdik. İlk başvurulduğu andan bugüne kadar gelirken hem başvuru süresince hem de uygulama sırasında bir dönüşüme uğradı. Şimdi tabii işte mantarlarla ilgili verdiği örnek çok önemli Aysun Hanım'ın. Her ne olursa olsun biz hep doğadan ilham almaya devam etmeliyiz. Evet. Yani teknolojinin insanlığın sonunu getireceğine dair bir inanış var. Ama ben aynı teknolojinin insanlığın devam etmesini sağlayacağına da inanıyorum. Nasıl kullandığımıza bağlı. Evet, size söyledim ya. Ben iyimser taraftan bakıyorum. Evet. Her zaman öyle bakmaya devam edeceğim ama burada doğadan asla kopmamalıyız. Yani doğaya verdiğimiz zarar aşikar ama doğayı yeniden üretmek için de imkanlarımızın olduğu aşikar. Kurtuluş yine orada. Yine orada. Dolayısıyla baktığımız zaman sanat da şu zor hayatı biraz daha keyifli, güzel yaşamak, evet, çekilir bir şekilde yaşamak için evet. Çok önemli bir ortam. Sanatçılar çok İnsanı kıymetli. Besleyen her açıdan. Evet. Ve ruhuna, aslında kültürel yani. İlişkiler, kültürel bağlantılar da hangi tarzda bir tansiyon gelişmiş olursa olsun toplum içinde, toplumlar arasında, ülkeler arasında kültür ve sanat her zaman iletişimin daha iyi olmasını sağlayabilecek bir araçsallık taşıyor. Kültür sanat insanları birbirine yakınlaştırıyor. Kültür sanatın geldiği noktada özellikle sanatsal üretimde tabii ki klasik dönemler yaşandı, postmodernizm yaşandı. Şimdi yeni medya dediğimiz dijital sanatların ön plana çıktığı bir ortamdayız. Türkiye'nin de bundan zaten geri kalması düşünülemez. Üniversiteler, araştırma geliştirme birimleri, teknoloji ve bilim merkezleri bunun için ideal ortamlar. Biz oraya da sanatı birazcık sirayet ettirebilirsek aslında birbirinden beslenerek gerçekten hani geleceğimize dair bize iyi bir ümit verebilecek ortam oluşur kanaatinde olduğumuz için bu projeye de destek olduk. Yani doğa ne kadar yol göstericiyse teknoloji de o kadar rehber. İkisinin kol kola sanatsal bir perspektifle devam etmesi bizim arzumuz. Çok güzel bir ifade. Çok güzel hakikaten. Çünkü sanatın içinde yer aldığı, ucundan köşesinden bulaştığı hiçbir şeyin evet yani kötü olabileceğini düşünemiyorum. Evet. Şimdi biz hep dediğiniz gibi girişimcilikten bahsederken Aysun Hanım da biraz önce ifade etti. Teknolojik anlamda, teknoloji girişimciliği hep bu tarz konular üzerine yoğunlaşılıyor. Yani bu zamana kadar. Genelde üniversitelerde olan bu. Ama hani bu açıdan bir ilk olduğunu da söyleyebiliriz herhalde. Çünkü hani kültür sanatın... Türkiye'de direkt karşılaştığımız bir şey değil. Örnekleri var. Küçük çaplı yapılmaya çalışılıyor. Zaten bizim de yapmaya çalıştığımız böyle çok devasa büyük bir ki beklenti de o değil. Devasa büyük bir yapı ortaya çıksın gibi değil. Yani bir başlangıç. Bir minik bebek adımı. Hani en azından bir şeye sebep olsun. Bir şeyleri ortaya çıkaracak kıvılcımı atabilirsin. Çünkü gerçekten çok kıymetli sanatın üniversitelerin içerisinde bir şekilde sızması. Ve bununla alakalı da buluşturabildiğimiz eğer çeşitli şeyler kullanılabilecek, hayatı kolaylaştırabilecek şeylere de dönüşebiliyorsa özellikle bu alanda çalışanlar ya da bu alanın girişimcisi olanlar için bizim için kıymetli diyebiliriz. Kesinlikle. Yayın öncesinde dedik ki yani süremiz aslında çok kısıtlı. Daha konuşurduk. Evet, evet. Çok ufak bir şey ekleyebilirim orada. Düşünemiyoruz yani birden bitecek. Evet, onun için şimdi buyurun ekleyin ve şeyi de ben hemen soracağım çünkü hani vakit de dar olduğu için. Hap bilgi. Ne yapacağız yani hani Hack for Art nasıl başvuracağız, kimler başvuracağız, ne yapacağız? Okay, hızlıca söylüyorum. Zamanımız da az. 25-26 Ekim yani bu ayda gerçekleşecek. Başvurmak isterseniz online olarak başvuru iletebilirsiniz. Birçok kanala dağıttık. Başvuru linklerine ulaşabilirsiniz.
kaç yaşında olduğunuz, neyi bilip bilmediğiniz ya da teknolojiyle ilgilenip ilgilenmediğiniz, sanatçı olup olmadığınız değil, gerçekten sanat teknolojileriyle alakalı bir şeyler yapıp bir şeyler öğrenmek isteyen herkese açık. Takım olarak da başvurabilirsiniz. Takım olmadan da takımlaşmak üzere başvurabilirsiniz. İçeride sizleri yönlendirecek hem hocalarımız, mentorlarımız, aynı zamanda da sizlere fikir verebilecek bir sürü kişi de dahil olmuş olacak. Keyifle geçirsiniz diliyoruz bu etkinliğimizi özellikle Ekim ayında. İnşallah. Recep Bey, son olarak neler paylaşmak isterseniz izleyicilerimizle. Ben teşekkür ediyorum sahipliğiniz için. Uygulanan projenin bu şekilde detaylı ve iyi devam ettirildiği için de ettirilmesi gerekçesiyle de teşekkür ederim sizlere. Bizi merak edenler Kültür İçin Alan'ın web sitesinden ve sosyal medya kanallarından takip edebilir. Gayet canlı tutuyoruz bütün bu ortamları ve kanalları. Önümüzdeki yıl projemiz devam ediyor. Onunla ilgili duyurular da olacak. Dediğim gibi bütün bilgiler sosyal medyadan temin edilebilir. Bana da ulaşılabilir. Sosyal medyadan da öyle. Her yerde bulunmaya gayret ediyorum. Çağımız bunu gerektiriyor hakikaten. Tabii. Biz de gerisinde kalmamaya özen gösteriyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Kısıtlı zaman içerisinde umarız hani tüm detayları izleyicilerimizle paylaşabildik. Evet. Bir kez daha desteğiniz, bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Aysun Hanım, size de çok teşekkür ediyoruz. Ege Üniversitesi olarak, Biltem Teknoloji Transfer Ofisi olarak biz özellikle girişimcilik alanındaki tüm yenilikleri sizlerle buluşturmaya, sizlerle birlikte bu ekosistemi geliştirmeye gayret göstereceğiz. Bundan sonrası için de canla başla çalışmak için buradayız. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Değerli izleyiciler, maalesef süremizin sonuna geldik. Dediğimiz gibi bu sezonun ilk programında sizin karşınızdaydık. Bir dahaki programda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.